Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sunar. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza Şanlıurfa'dan başlıyoruz. Şanlıurfa Müzesi'nin tam önündeyiz. Şanlıurfa'da bulunmamızın nedeni de Volkswagen'in yeni SUV modeli T-Roc'u kullanıp otomobille ilgili sizle konuşmak. Ancak bugünkü programımızda biraz farklılık olacak. Öncelikle programın ilk kısmında Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Sizlerle beraber Göbekli Tepe şu anda medeniyetin sıfır noktası olarak adlandırılan bir yer. 12 bin yıldan fazla bir geçmişi var, tarihi var. Gerçekten de bütün dünyada yıldızı giderek yükselen çok önemli bir nokta. Hem ülkemiz için hem de Şanlıurfa için. Ben de Göbekli Tepe'ye ilk defa gideceğim. Gerçekten çok heyecanlıyız ve orada müze müdürü arkadaşımız Celal Uludağ bizi bekliyor. En yetkili ağızdan en doğru bilgileri alacağız, sizlerle beraber paylaşacağız. Urfa'da Göbekli Tepe'ye geldik. Gerçekten de çok etkileyici bir ortam. Mutlaka burası hakkında sizlere bilgi vermemiz lazım. Yanımızda çok önemli bir konuğumuz var. Göbekli Tepe Müze Müdürü Sayın Celal Uludağ ile beraberiz. Kendisi aynı zamanda arkeolojik kazı müdürü. Celal Bey, tebrik ediyoruz. Gerçekten de çok etkileyici bir yer. Bence ülkemiz için de, Urfa için de çok değerli bir yer. Bize geçmişini anlatabilir misiniz buranın? Ayrıca şu anda çok ilginç bir yer. Ben ilk defa geliyorum. Çok hakim bir yerdeyiz. Hem coğrafik konumunu hem de geçmişini bize bir kısaca anlatabilir misiniz? Tabii, hoş geldiniz Şanlıurfa'ya, Göbekli Tepe öncelikle. Bulunduğumuz nokta Şanlıurfa'nın en hakim noktalarından biri. Yani Neolitik dönem insanı burayı inşa ederken özellikle bu alanı seçmiş. Çünkü buradan çevreye baktığımızda her yeri görebilen ve her yerden görülen bir nokta, bir inanç merkezi, bir kült merkezi. Buradaki ilk çalışmalar 1995 yılında Klaus Schmidt, müdevefa Klaus Schmidt'le birlikte Kültür Turizm Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda başladı ve hali hazırda kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür Bakanlığı ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda hali hazırda devam ediyor bu çalışmalar. 95 yılından bu yana yapılan çalışmalarda hemen arkamızda gördüğümüz bu alan ortaya çıkmış müthiş oldu. Bir yer. Evet, arkamızda gördüğümüz steller, burası tamamen bir kült merkezi olarak inşa edilmişti, bir inanç merkezi olarak inşa edilmişti. 12 bin yıl önceki insan özellikle bu alanı tercih etmişti ve bu alanda özel buluşmalar yapılıyordu. Burada insanlar ritüeller gerçekleştiriyordu. Ve bu steller de dönem insanını aslında stilize edilmiş insan sembolleriydi. Her stelin üzerinde farklı insan ve hayvan figürleri, hayvan sembolleri ve soyut farklı semboller yer almaktaydı. Nasıl bu alan ortaya çıkarılmıştı? Kimler tarafından yapılmıştı sorusuna cevap verirsek eğer, hemen yanı başında bir taş ocağından, yani 500 metre hemen öteden getirilen, alandan çıkarılan taşlar, insan gücüyle tamamen hiçbir alet kullanılmadan, yani taşı taşla işleyerek insanlar alandan taşları getirmişlerdi ve buraya inşa etmişlerdi. Tabii bu çok üstün bir yetenekti. Yani Neolitik dönem insanı açısından çok önemliydi. Çünkü Göbekli Tepe bulunmadan önce
insanların bu şekilde yapıları inşa etmesi imkansız gibi görünüyordu. Ama Göbekli Tepe'nin ortaya çıkmasıyla birlikte bildiğimiz bütün bilgiler alt üst oldu. Çünkü Göbekli Tepe bulunmadan önce yerleşik hayata geçişte tarım ve hayvanları evcilleştirme ön plandaydı. Ancak Göbekli Tepe'nin keşfiyle birlikte aslında yerleşik hayata geçişte inancın ön planda olduğu ortaya çıktı. Evet, bu çok önemli Göbekli Tepe için ve dünya tarihi, dünya arkeolojisi için. Arkamızda gördüğümüz yine stellerden bahsedecek olursak, özellikle birkaç stelde tamamen insanı görebiliyoruz. Yani özellikle D tapınağında bulunan iki tane stel üzerinde insanı sembolize edilmiş halini görüyoruz. Yani evet, kollar yanlardan geliyor, önler, eller önde birleşiyor. Bir örtünme ve bir kemer söz konusu. Tamamen bir insan. Neden bunu yapmışlardı? Şöyle yorumlayabiliriz. Belki atalarını anmak adına anıtlar olarak bunları, bu stelleri yapmışlardı diye yorumlayabiliriz. Tabii taşların üzerinde de çok farklı hayvan figürleri var. Yani nesli tükenmiş hayvanlar var. Bunlar neden yapılmıştı? Muhtemelen yaşadıkları, o dönem yaşadıkları efsaneleri, mitolojileri taşın üzerine resmetmişlerdi. Ve günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardı. Bu da aslında şunu söyleyebiliriz Göbekli Tepe için. Yazı da Göbekli Tepe'de başladı diye yorumlayabiliriz. Çünkü yaşadıkları olayları taşa resmetmeleriyle birlikte bunları günümüze kadar ulaştırmışlardı. Aslında yazının başlangıcı da Göbekli Tepe diyebiliriz. Çünkü burada taşların üzerinde birçok hayvan, evet, figürü ve halen çözülememiş sembol çok fazla. Bu semboller neyi ifade ediyordu? Tabii çalışılıyor bunların üzerinde. Net olarak bir şey söyleyemiyoruz ama muhakkak bir mesaj vardı. Mesela D tapınağında bir taşın üzerinde akbabalara ceset yedirme sahnesini taşın üzerine resmetmişlerdi. Yani bu şekilde o dönemki ölü gömme geleneğini günümüze kadar ulaştırmışlardı. Bu bizim için çok önemli bir kanıt tabii. Bu alandaki çalışmalar aslında devam ediyor. Daha önce Klaus Schmidt tarafından, mütevaffa Klaus Schmidt tarafından yapılan araştırmalarda burada 20 tane tapınak yapısı olduğu tespit edilmişti. Hava fotoğraflarından özellikle bunlar tespit edilmişti. Hali hazırda bunlardan tabii 6 tanesi gün yüzüne çıkarıldı. Diğerleri de önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çıkacak. Belki çok farklı bulgular elde edeceğiz. Göbekli Tepe yeniden tarihi değiştirecek. Çok farklı bulgular ortaya çıkacak. Ama şu anda önceliğimiz ortaya çıkan eserleri koruyarak dünya turizmine kazandırabilmek. Bu anlamda Göbekli Tepe 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Ülkemizden 18. varlık olarak UNESCO'da yer aldı. Bu bizim için çok önemliydi. Çok önemli. UNESCO listesinde yer almasıyla birlikte tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Zaten öyleydi ama UNESCO'nun şöyle bir ayrıcalığı oluyor. Tüm dünya, özellikle turizme meraklı, arkeolojiye meraklı insanlar UNESCO listesinde olan yerlere gelmek istiyorlar. Tabii bu UNESCO ile birlikte bizim burada yaptığımız bazı altyapı çalışmaları da hızlanmaya başladı. Özellikle Doğuş grubuyla Kültür Bakanlığı'nın işbirliği çerçevesinde dünyada örnek olacak bir sponsorluk faaliyeti hayata geçirildi. Göbekli Tepe, Ören yerinde ziyaretçi karşılama merkezleri, shuttle'lar, Ören yeri ve çevre düzenlemeleri Kültür Bakanlığı ve Doğuş grubu işbirliğinde yapıldı. Buraya gelen ziyaretçilerimiz şu anda tamamen tüm ihtiyaçlarına karşılık bulabiliyorlar. Bu da bizim için çok önemli bir hizmette. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ama bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Burası bir yerde dünyada medeniyetin başladığı ilk yerlerden, evet, bir tanesi veya belki de ilki. Evet. Dolayısıyla çok büyük bir ilgi çekecek. Tabii. Dünyada. Zaten söylediğiniz şekilde de gelişiyor olay.
Buranın kapasitesi yetecek mi? Yani buraya çok yüksek sayıda insanlar gelebilir ve gerçekten kaldırmayabilir. Nasıl planlıyorsunuz bunu? Nasıl idare edeceksiniz? Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi yani bu ziyaretçi yoğunluğu öncesi tabii biz Kültür Bakanlığı olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Ziyaretçi karşılama merkezi noktasında, servisler noktasında, diğer ihtiyaçlar noktasında tüm altyapı çalışmaları hazırlandı. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi ilgi çok fazla Saffet Bey. Yani bunu geçtiğimiz günlerde de yaşadık. Yani bir günde 2000 ziyaretçi ağırladığımız oldu. Tabii bu noktada bazı sıkıntılar, bazı aksaklıklar doğuyor ama bunu tabii biz yönetmeye çalışıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bunu yaşadıkça, bunu gördükçe önlemler de almaya başlayacağız. Yeni projeler geliştirmeye başlayacağız inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Gerçekten ülkemizin ve Urfa'nın dünyaya tanıtımı için çok potansiyel olan bir yerdeyiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Göbekli Tepe gerçekten de insanı çok etkileyen bir yer. Yeni ayrıldık, eteklerindeyiz hemen. 2 kilometre mesafedeyiz. Artık yeni Volkswagen T-Roc'u sizlerle konuşalım diyoruz. SUV tasarımlı ürünleri gün geçtikçe artıyor Volkswagen'in. Ya böyle giderse yakın gelecekte çok ağırlıklı SUV otomobil üreteceğini söylesek yanlış olmaz bence. Bakın ülkemizde de iyi tanınan Touareg, arkasından Tiguan, arkasından T-Roc ve bir süre sonra da T-Cross diye bir otomobil SUV grubuna katılacak. T-Roc bunlardan önemlilerinden bir tanesi. Baktığımızda otomobilin boyu 4 metre 23 santimetre. Yani B segmentine ait otomobiller boyutunda. Tiguan'dan 25 santimetre, yaklaşık 25 santimetre daha kısa. Genişliğine baktığımızda 1 metre 82 santimetre. Genişlikte büyük bir fark yok. Tiguan'dan sadece 20 milimetre, yani 2 santimetre daha dar olduğunu söylememiz lazım. Ancak yüksekliğine baktığımızda 1 metre 57 santimetre olduğunu görüyoruz. Yine Tiguan'la karşılaştırırsak yaklaşık 60 milimetre, yani 6 santimetre daha alçak. Onun dışında tabii önemli bir ölçüde aks mesafesi. Ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasındaki mesafe 2 metre 59 santimetre. Tiguan'dan 9 santimetre daha kısa. Özellikle yükseklik SUV otomobillerinin en önemli karakteristiği diyebiliriz. Çünkü neyi sağlıyor? Baktığınız zaman içeride daha dik bir oturma pozisyonu söz konusu. Otomobile iniş binişin daha kolay olması söz konusu. Ve tabii ki iç hacme, bagaj hacmine de çok ciddi bir katkısı var. Koltuklar seviyesinde arkada 450 litreye yakın 445 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu. Tabii tavana kadar yüklediğinizde bu daha da artacaktır. Ayrıca koltukları yatırdığınızda 1290 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu. SUV otomobiller kullanım özelliği olarak şehir içinde günlük hayatta kullanıldığı gibi yol dışında da kullanılmaya müsait otomobiller. Dolayısıyla bagaj hacminde bu tip otomobillerde önemli olduğunu söylememiz lazım. Önden baktığınızda 3 boyutlu büyük bir ızgaranın önde hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama iki tane çok önemli bence burada ayrıntı var. Bir tanesi bütün otomobili birleştiren üstten, farın içinden de geliyor. Üstteki ince krom çerçeve kaput bölgesiyle panjur bölgesini çok net ayırıyor. Aşağıda daha kalın bir krom, gösterişli bir krom çerçevenin olduğunu görüyoruz. O da dikkat ederseniz panjur geniş dedik ama farlara doğru çok daralıyor. O sınırı çok iyi belirliyor. Bir de ön taraftan baktığınızda otomobilin genişliğini sanki daha fazlaymış gösteriyor. Benim kanaatim. Aşağı doğru geldiğimizde çok hoş bir detay var. O da şu görmüş olduğunuz aydınlatma grupları. Bunlar hem gündüz aydınlatma hem de sinyal görevini görüyor. Çepeçevre tek bir LED'den imal edilmiş. Ve sinyal verdiğinizde turuncu olarak çalışmaya başlıyor. Bu da otomobilin hoş detaylarından bir tanesi. Alt tarafta trapezoidal alt havalandırma grubunu görüyoruz ve kullanmakta olduğumuz bugün otomobil R-Line.
Dolayısıyla altında çok hoş, sportif bir spoiler tasarımı var. Ayrıca kaputtan da bahsetmek istiyorum. Aynı premium SUV'lerde olduğu gibi kaput burada sert bir hatla aşağıya doğru dönüyor, panjura doğru dönüyor. Bu da otomobilin yine sportif tasarımına büyük bir katkıda bulunuyor. Ön tarafla ilgili söylemek istediğim önemli bir konu da iki tane sağda, iki tane solda çok sert kaputun üzerinde çizgi var. Bunlar iç bükey 1, 2, 3, 4 tane yüzey oluşturuyor ama 4. yüzey seviye olarak kaputtan daha aşağı geliyor. Özellikle otomobili diagonalden baktığınızda çamurluğunun çok daha büyük, çok daha sportif görünmesine neden oluyor. Önemli detaylardan biri. Otomobilin tabii yan tarafından konuşacağımız daha çok şey var. Özellikle sportif görüntüsüne katkıda bulunan bir ölçüsel detaydan bahsetmek istiyorum. Söyledik, otomobilin toplam boyu 4 metre 23 santimetre ama 2 metre 59 santimetrelik bir aks mesafesi var. Bakın, otomobilin tekerden sonra uç mesafeleri çok kısa görünüyor. Bu söylediğimde sportif görünüme çok büyük bir katkıda bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam önden sadece 83 santimetre, arkadan da 80 santimetrelik bir mesafe kalıyor otomobilin sonlanmasına. Hemen bu A sütunu, birinci sütundan başlayıp arkaya çepeçevre giden yine krom bir çerçeve var diyelim. Otomobil özellikle de çift renk olduğu için tavana çok hoş havada bir görüntü sağlıyor. Bu tasarım detaylarından önemli bir tanesi. Onun dışında dedik SUV tasarımına sahip bir otomobil. Mesela koltuklara baktığınızda yüksek oturma ve dik oturma pozisyonu söz konusu. Hemen rakamsal olarak söyleyeyim. Ön koltuklar yerden 57 santimetre, 570 milimetre yukarıda. Aynı şey arka tarafta 620 milimetreye çıkıyor. Yani 62 santimetreye çıkıyor. Dolayısıyla yerden daha yüksek oturulduğu için hem ergonomik açıdan hem de keyif açısından SUV otomobilinin özelliklerini yaşayabiliyorsunuz yeni T-Roc'ta. Tabii oranlardan da çok kısa bahsetmek lazım. Dikkat ederseniz arkaya doğru cam oranının gövde oranına göre çok azaldığını görüyoruz. Bu da sportif görünüşüne çok ciddi katkıda bulunuyor. Ama bir şey var, çamurlukları mutlaka çok kısa konuşmamız lazım. Baktığınızda çamurlukların gövdeye olan uzaklıkları, yani gövdeden, yolcu kabininden daha dışarıda çamurluklar. Onlar çok sert çizgilerle belirlenmiş. Size biraz önce söylemiş olduğumuz ön kaputta bu yüzey düşümü var. Hemen arkasından çamurluğun çok sert bir hatla farın köşesinden başlayıp ön kapıya kadar ayrıldığını görüyoruz. Ön tarafta bu detay önemli. Ayrıca çamurluklarda otomobilin yol dışı kabiliyetinde olduğunu gösterecek şekilde plastikten çamurluk korumaları koyulmuş. Arka tarafta daha da ilginç, çünkü ben bunu gördüğümde Bentley Continental'in yaklaşımına çok benzettim. Tasarım yaklaşımına. Orada da aynı espri var. Bakın, aynı radyusta başlıyor çamurluk belirlenmesi ama arkaya doğru düz devam ediyor ve 3 boyutlu stop lambalarıyla birleşiyor. Otomobilin sportif tasarımına gerçekten çok ciddi bir katkısı var. T-Roc yeni bir otomobil. Onun için arka tasarımını da mutlaka sizlerle konuşmamız lazım. Ben baktığımda önemli tasarım detayları görüyorum. Bir tanesi kupe yaklaşımı. Golf ile ve Tiguan'la karşılaştırdığımızda bence üçüncü sütunun eğimi daha fazla. Dikkat edin, burada daha fazla bir eğim var. Dolayısıyla tavanın gelişi, arka spoiler ve bu eğim, üçünü beraber tasarım açısından değerlendirdiğinizde aynı bir kupe otomobilin yaklaşımını görebiliyoruz. Tam arkadan baktığınızda otomobile bence 3 tane seviye görüyorsunuz. Bir tanesi tavandan bu görmüş olduğumuz çizgiye kadar, arka camı da içine alan seviye. Bagaj direğini göremiyorum burada. Bu önemli bence teknik açıdan, mühendislik açısından. Direkt camı görüyorum. Dolayısıyla bagaj kapağının çerçevesi camın içinden geçiyor. Bu tabii kullanımda önemli avantajlar kazandırıyor ama dışarıdan baktığınızda tasarımsal açıdan da otomobilin arkadan genişliğini daha fazla gösteriyor bence. Camın büyük olması, direği de içine alması. İkinci seviye olarak Volkswagen ambleminin ve T-Roc yazısının olduğu bölgeyi kastediyorum. Tamamen yatay yaklaşıma göre tasarlanmış. Stop lambasının bir kısmı bagaj kapağının üstünde, bir kısmı da otomobilin gövdesinin üzerinde. Üç boyutlu ve tasarım devamı gibi düşünün. Yani farı çıkarsanız tasarımda burada eksiklik oluyor. O tamamlıyor. Far, üç boyutlu far tamamlıyor tasarımı. En alt kısımda da tamponu görüyoruz. Yine arkada arka difüzör ve iki tane çok hoş egzoz çıkışıyla. Egzoz çıkışları tampona entegre zaten. Otomobile gerçekten de çok sportif bir yaklaşım sağlıyor.
Yeni Volkswagen T-Roc'un tasarımı hakkında konuştuk. Şimdi Urfa'ya doğru hareket ettik. Biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum ama çok kısa vaktimiz var. İçinden de bahsedeceğim. Baktığımız zaman otomobillerde dijitalleşmeyi sizlerle son dönemde çok sık konuşuyoruz. İşte ona en iyi örneklerden bir tanesi de bence yeni Volkswagen T-Roc. Tamamen dijital bir otomobil. Çok kısa söyleyeyim, iki tane 20 santimin üzerinde ekran var. Bir tanesi gösterge tablosu, bir tanesi de bilgi eğlence ekranı. Tabii görüntü kalitesi olarak çok geliştirilmiş ekrandan bahsediyorum. Tamamen dijital otomobil. Onun yanında bilgi eğlence sistemini konuşurken mutlaka bağlantı özelliğinden bahsetmemiz lazım. Çünkü Volkswagen'in de aynı zamanda stratejisinde önemli bir yeri var. Akıllı cep telefonu uygulamalarını birebir kullanabiliyorsunuz. Hem Android Auto hem de Apple CarPlay var. Yani cep telefonunuzdaki kullandığınız özellikleri aynen otomobilde yansıtarak ekrana kullanmanız söz konusu. Bunlardan mesela en önemlisi bence navigasyon, otomatik kaza bildirim sistemi gibi, arıza bildirim sistemi gibi. Yani belli zamanlarda oluşabilecek problemlerin otomatik olarak bildirilmesi açısından otomobilin internet bağlantısı çok önemli. Bu düzeyde bunu konuşuyoruz. Esasında otonom sürüş içinde bilgi kaynağı olarak fevkalade önemli kaynaklardan bir tanesi. Yani otomobillerin internete bağlı olmasının çok önemli avantajları var. Kullanmakta olduğumuz otomobilde 1500 santimetre küplük turbo benzinli Volkswagen'in TSI ailesinden motor var. TSI motorlar bence önemli çünkü günümüzde içten yanmalı motorlardaki çok hızlı değişimi iyi ifade eden örneklerden bir tanesi. Bundan 15 sene önce daha büyük hacimdeki bir benzinli atmosferik motordan alınan güç bugün onun yarı hacmindeki motordan turbo uygulamalarıyla alınabiliyor. Tabii bazı özellikleri var TSI motorların. Baktığımızda direkt enjeksiyon sistemi olduğunu görüyoruz. Yani yüksek yakıt basıncıyla direkt yanma odasına enjeksiyon yapabiliyor. Bu da tabii hem verimlilik açısından hem de performans açısından fevkalade önemli bir özellik. Onun dışında hafifletilmiş ve iç dirençleri, dönme dirençleri azaltılmış motorlar. Bu çerçevede bizim kullanmakta olduğumuz 1500 santimetre küplük turbo benzinli motorun gücü 150 beygir gücünde. Sadece 1500 santimetre küp olmasına rağmen 150 beygirin üzerinde güç üretiyor. Daha üstü de mümkün ayarlamalarla. 250 Nm'lik bir torka sahip olduğunu görüyoruz. Gerçekten de çok yeterli böyle bir otomobil için tork değeri. 1500 devir ile 3500 devir aralığında, yani en kullanışlı devir aralıklarında maksimum torkun mevcut olduğunu görüyoruz otomobilde. Bunları söylüyorum çünkü çok beğendiğimiz bir performansı var otomobilin. Bu motorun arkasında 7 ileri vitesli çift kahramalı vites kutusu var ki performans kullanımına çok iyi destek veren karakterde bir vites kutusu. Onun dışında otomobil 1350 kilogram. Şöyle söyleyeyim, sıfırdan 100 kilometre saate sadece 8 saniyenin biraz üzerinde, 8.4 saniyede ulaşıyor. Ayrıca 205 kilometre saatlikte bir maksimum süreti var. Şehir içinde 6.8 litre yakıt tüketimi olduğunu görüyoruz. Bu değer şehir dışında 4.9 litreye kadar düşüyor ve ortalamaya baktığımızda 5.5 litre civarında bir ortalama yakıt tüketim değerine sahip otomobil. Bu da verimlilik açısından fevkalade önemli bir rakam. Ayrıca 126 gramda karbondioksit salınım var. Çok önemli bir özelliği var, silindir iptal yöntemi. Şöyle söyleyeyim, sürücünün bilgisi dahilinde olmuyor bu. Mesela düz bir yolda çok yüksek performans gerektirmeyecek şekilde kullanıyorsunuz otomobilinizi. Diyelim ki 100 Nm civarında bir tork ihtiyacınız var. Orada otomobil iki tane silindirini iptal ediyor. Yani 4 silindirli bir motora sahip. İki tanesi devre dışı kalıyor. Otomobil düşüyor 750 cc'ye. Yani 750 cc'lik bir motorla hareket ediyor gibi oluyorsunuz. Tabii
bu 30 milisaniyede 30 ile 35 milisaniye arasında gerçekleşiyor bu geçişler. O silindirin tamamen emme ve egzoz sübatları boşaltılıyor, yani kompresyon oluşmuyor. Yakıt enjeksiyonu ve ateşleme de yapılmıyor. Dolayısıyla otomobil 750 cc'lik bir motorla yarı hacminde yoluna devam ediyor. Bu da tabii yakıt tüketiminde çok iyi seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Çok önemli bir konu var. Onu çok kısa sizlerle konuşmak istiyorum. O da elektronik, sürücüye destek olan elektronik güvenlik sistemleri. Esasında otonom sürüşü yeri geldiği zaman konuşuyoruz. Onun alt gruplarından bahsediyorum. Mesela bu otomobilde standart halde bile, opsiyonelleri de var. Standart halde baktığımızda mesela çarpışma sonrası fren sistemi. Çünkü herhangi bir kazadan sonra sürücü fren yapabilecek durumda olmayabilir. Kendi kendine otomatik fren sistemi. Ön tarafını algılama sistemi var. Yani ön tarafında bulunan kameralarla dışarıda yaya, bisiklet veya ön taraftaki otomobillerin hangi yönde, hangi hızda gittiğini algılayabilen sensörler var. Dolayısıyla otomobil orada sizin siz müdahale etmeseniz bile çarpışma riski oluştuğunda kendi kendine fren yapabiliyor ve sizi büyük bir dertten kurtarıyor. Markanın şu anda 3. seviyede otonom sürüş özelliklerine sahip ürünleri var. Ama burada esas size söylememiz gereken, bu boyutta bir otomobilde bile bu elektronik destek sistemlerinin olması, otonom sürüşünün altyapısının olabilmesi. Bu da tabii otomobil MQB platformuna dahil olan bir otomobil. Enlemesine motora sahip olan otomobillerin geliştirilmesinde kullandıkları platform. Şunu söylemeye çalışıyorum, o platformda zaten bu otonom sürüş altyapısı sensörleriyle, elektronik üniteleriyle hazırlanmış vaziyette. Dolayısıyla o platformdan çıkan otomobiller bu özelliklere sahip olabiliyorlar. Çok gelişmiş sistemler opsiyonel olarak T-Roc'ta da mevcut. Mesela ayarlanabilir hız kontrolünde siz önünüzdeki araçla mesafeyi ayarlıyorsunuz. Ayrıca maksimum hızınızı ayarlıyorsunuz. Otobanda otomobil ona göre öndeki araçla o mesafeyi koruyarak otomatik olarak sizin dahiliniz olmadan hareket edebiliyor. Bu 0 ile 200 km saat arasında çalışıyor bu otomobilde. Ayrıca 60 km saate kadar çalışan sıkışık trafik destek sistemi var. Orada da tabii daha düşük süratlerde yine önünüzdeki araçla mesafeyi koruyor ama durursa duruyor, kalkarsa devam ediyor ve 13 km saate kadar da direksiyona müdahale etmeniz gerekmiyor. Yani kendinize vakit ayırmanız için, daha az trafiğe dikkat etmeniz için gerçekten de çok yararlı bir sistem. Tabii ki şerit takip sistemi, şerit dışına çıktığınızda uyarı sistemi, önünüze bir şey çıktığında otomatik fren yapma özelliği gibi onlarca da özellikler var. Ben birkaç tane önemli olanını size örnek vermek istedim. Şanlıurfa'da yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Volkswagen Türkiye'nin genel müdürü Sayın Gino Bottaro ile beraberiz. Kapanışı beraber yapacağız. Gino Bey, Volkswagen'in yeni SUV'si T-Roc kullandık. İzleyicilerimizle otomobil hakkında konuştuk ama SUV'ler dünyada çok ciddi bir yükselişte. Bize, siz de işin içindesiniz. Biraz SUV'lerin yükselişiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Sizin de çok yakından bildiğiniz gibi son 4-5 yıl dünya genelinde ciddi bir SUV satış maratonu gözlemlemekteyiz. 2014 yılında %22'ler seviyesinde olan toplam pazar içindeki SUV payı geçen sene %36 seviyesine kadar çıktı. Son 5 yıldaki yükseliş trendi %78'i geçti. Volkswagen AG'nin konuyla ilgili yaptığı bir araştırma var. 2025 yılında 2017 sonuçlarına göre yaklaşık bir %18-%20 mertebesinde tekrar bir artış bekleniyor. Volkswagen de dünyadaki bu trendi çok yakın bir şekilde takip ettiği için üretim stratejisini SUV modeller üzerine yoğunlaştırdı. Bugün itibariyle %19 paya sahip Volkswagen SUV modellerinin toplam satış içindeki toplam üretim çeki payı yıllar içinde dünya ortalamasına çıkması için T-Roc'la başlayan ve bundan sonra devam edecek birkaç yeni modelle kendisini hayata geçirmiş olacak. Türkiye'deki datalar da çok enteresan. Türkiye'de de %21 seviyesine geldi 2018 sonu itibariyle SUV'lerin toplam pazarda almış olduğu pay. Tabii ergonomi
içinde sağlamış olduğu çeşitli konfor, sürüşteki yükseklik, içeriye inip binmedeki rahatlık, iç mekandaki sağladığı metrekare, yükleme kapasitesi, römork kabiliyeti, sportif kullanım amaçlı önden çekerin dışında dört çeker özellikleriyle bence gerçekten ülkemizde de her geçen sene artan bir trendle SUV'lerin performansını birlikte izliyor olacağız. Yani sürekli artışa devam edecek. Sizin söylediklerinden anladığımız bu. Beklentimiz bu yönde. Hep birlikte görüyor olacağız peki, gelişimi. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli değerlendirme için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bu arada ne yazık ki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz. Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sundu.